bu? Zorlama var mı? Hangi kişiler öğrenmek herkese farzdır. Assalamualaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dostlar. Diyanet TV stüdyolarından Diyanete Soralım programından söz verdiğimiz üzere bir kez daha karşınızdayız inşallah. Hanedelerinize misafir oluyoruz bugün stüdyodaki konuğumuz biraz sonra ilminden istifade etmeye başlayacağımız hocamız Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinden çok kıymetli hocam Sayın Mehmet Kapukaya beyefendi hocamıza sorularınızı telefon bağlantısı suretiyle bizzat kendiniz sormak isterseniz eğer Telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 294 4 294. E-posta adreslerimiz üzerinden sorularını yazılı bir şekilde bizlere iletmek isteyen siz değerli izleyicilerimiz için e-posta adresimizi hatırlatalım. Diyanete soralım et diyanet.gov.tr adresi üzerinden de sorularınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Son olarak sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Yayın içerisinde aklınıza takılan bizi izlerken bir an olsun gelen soruları an be an bize aktarmak için sosyal medya hesaplarımızdan ilki facebook.com diyanete soralım ve instagram.com soralım. Bu sayfalar aracılığıyla da inşallah bizlere mesaj yoluyla sorularınızı iletebilirsiniz dedikten sonra programımıza başlayalım. O güzel müsaadelerinizle diyelim. Hocam. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler de Elhamdülillah hocam. Çok şükür. Duacıyı sağlayın. Sağlık, adınıza. afiyet versin. Allah razı olsun hocam. Müsaadenizle Mevlana Celaleddin Rumi diyarına Konya'mızda şöyle bir yolculuk yapalım hocam. İlk telefon bağlantımız Konya'dan Erhan Çoban telefon attığımızda. Erhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Ee, hocama bir sorum olacak Tabii efendim. Buyurun dinliyoruz. Efendim şimdi boşandığımız zamanlarda e, biz PKK erkekler kadınlara kadına ediyoruz. Evet. Acaba dinin caiz mi değil midir? Yani bu para karşıya helal mi? Hı hı. Yani onu öğreneceksin tabii. Soralım inşallah Erhan Bey. Bakalım tamam. e, din buna ne der efendim? Öğrenelim inşallah. Kolaylıklar diliyoruz size. Konya'mıza selamlarımı, selamlarımızı iletin lütfen. Hayırlı akşamlar olsun. Evet hocam gündemde olan bir mesele. E, Nafaka'nın çok uzun süreler ödenmesi durumunu soruyor Erhan Bey. Ee, acaba bunun ödenmesi caiz mi? Ya da alan kişi için bir sorumluluk gerektirir mi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Dinimizde nafaka yani boşandıktan sonra erkeğin kadına vermekle yükümlü olduğu hı hı. mali değer öyle ifade edelim. İddetle sınırlıdır. İddet nedir? Kadının boşandıktan sonra beklemesi gereken süreye biz iddet süresi diyoruz. Bu e, iddet süresi vel mutallakatu yatarabbesna bi enfusihinne selasete kuru. Boşanan kadınlar 3 e, kuru süresince bu e, hayız süresi oluyor veya temizlik süresi oluyor. Hanefilere göre Hayız süresi yani adet süresi, hı hı. şafilere göre temizlik süresidir. E, bu süre içerisinde ancak alabilir. nafaka alabilir. Bu da kadına göre biraz değişebilir. Yani kadının e, durumuna göre, temizlik haline göre, hayız haline göre biraz değişebilir. Ama yaklaşık olarak 3 aydır. Böyle yıllar boyu bir kadının... Boşanmış olan kocasından nafaka alması helal değildir, haramdır. E i̇şte bu konuda büyük mağduriyetler var. Tabii kadın tarafında da mağduriyetler oluyor ama biz tabii ki burada dinimizin bu konudaki hükmüne göre cevap vermek durumundayız. E dinimiz bu konuda boşanan kadınlara sadece iddet süreleri içerisinde nafaka verilmesini emrediyor. Bunun dışında kadınların kanunların boşluklarından hareket ederek böyle uzun süre nafaka almaları hatta ve hatta bazı durumlarda kocasından boşanıyor resmi bir evlilik yapmıyor gayri resmi bir evlilik yapıyor efendim bir e, dini nikah ya da e, halk arasında imam nikahı denen bir nikahla bir nikah yapıyorlar hem boşanmış kocasından nafaka alıyor hem yeni eşiyle birlikte bu para yiyor bunlar e, kesinlikle ahlaki davranışlar değildir her, burada kadınların da son derece dürüst olması lazım. Yani özet olarak şunu söyleyeyim: Yediğimiz para bizim için gerçekten vicdanen bizi rahatsız ediyor mu etmiyor mu? Biraz da buraya bir bakmak lazım. Onu sorgulamak lazım. lazım. Evet. Tabii burada eğer e, annenin bakmakla yükümlü olduğu bir evladı varsa eski eşinden, onun için ödenen nafaka bunun dışında değil mi hocam? Ona tabii zaten ki, bakmak zorunda. Tabii ki o, o çocuk için, hı hı. onun evladı olduğu sürece ihtiyacı olduğu sürece ona bakmak zorunda zaten baba olarak ona bakmak zorunda. Baba olarak ona bakarken onun nafakasından bir kısmını da tabii ki orada eşi yiyebilir ama müstakil olarak böyle kendisine ömür boyu maaş bağlatmak suretiyle nafaka alması helal değildir. Eyvallah hocam. İnşallah dikkate alır bizi ee, izleyenler, dinleyenler veya Dini hassasiyeti olanlar. Hocam bir de şunu soralım mı müsaadenizle? İddet beklemenin mantığı acaba neslin korunması mı? Yani mesela bir hanımefendinin hamile olup olmadığını mı anlamak maksadıyla o süre bekleniyor? Yoksa bunun apayrı bir anlamı mı var? Çünkü hani bugün tıp imkanlarıyla bir insanın hamile olup olmadığı belki bir iki saatte belki bir iki günde öğrenilebiliyor. Bu süreyi de günümüze uyarlayıp düşürebilir miyiz diye bir soru da var aslında gündemde. Hayır bu e, iddet süreleri ayetle belirlenmiştir. Yani nasla belirlenmiştir. Evet, bu efendim. yüzden bunları düşürmek söz konusu değil. Mesela vallayyi isne min el mahyit min nisaikum. Efendim hayızdan e, kesilmiş kim kimselerin süreleri selasatu <laughs> eşhurun. Bunlar için diyor ki 3 aydır. Siz bu üç ayı 1,5 aya düşüremezsiniz veya ne bileyim iddet halinde و الذين منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر bir kadının kocası vefat etmişse bu 4 ay 10 gün iddet bekler. Siz bunu efendim kadın hamile olmadığı sürece hı hı. siz bunu e, hemen bu belli oluyor testlerle belli oluyor diye düşüremezsiniz. Yani bir konuda nas dediğimiz ayet veya peygamberimizin bu konuda sahih bir hadisi varsa biz bu naslarla asla oynamamalıyız. Ee, o nasları olduğu gibi korumamız gerekiyor. Bu naslarla oynadığımız zaman dinin aslıyla da oynamış oluruz ki bu da bizi çok büyük tehlikelere götürür. O yüzden Allah bir muhafaza. konuda nas varsa biz bu konuda nasa göre hareket ederiz. Efendim burada e, tıbbi alet, aletlerle veya işte tıbbi yöntemlerle bu husus biliniyor diye bunu düşüremeyiz. Zaten burada esas amaç da bir kadının hamile olup olmadığını anlamak değil. Böyle bir durumu anlasak bile bu sürelere riayet etmek gerekir. Eyvallah hocam. Çok teşekkürler. Efendim Kocaeli'den Enver Demirkol telefon attığımızda. Enver Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Safalar getirdiniz efendim. Buyurun dinliyoruz sizi. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ee... Ben, ben benim sorum şöyleydi ee, geçen haftadan e, şey yapmıştım. Bank, bu, buyurun. bankadan kredi çekmiş bir kişi vefat ediyor vefat ettikten sonra e, banka o krediyi geri almıyor diye bir e, şey var geri ödeme zorunluluğu yokmuş evet Çeke, çeken kişinin Hı -hı. bunu e, bunun vebali nedir acaba peki bu e, bunu çocukları veya e, mirasçısı ödeyebilir mi? Evet. Ben dini açıdan bunun e, hükümlülüğünü ve vebalini öğrenmek istiyorum hocam. Soralım Emer Bey. Bakalım hocamız ne diyecek? Kolaylıklar diliyoruz efendim. Kocaeli'ye selamlarımızı iletin lütfen. Allah'a emanet olun. E tabi hocam istenmeyen bir durum. Kredi çekildiği zaman da bildiğimiz kadarıyla bir hayat sigortası yapılıyor. Çünkü bankalar alacaklarını teminat te altına almak istiyorlar. Kişi öldü. Çocuklarının bu borcu ödemeleri ya da varislerinin bu borcu ödemeleri e, mecburiyetleri var mıdır? Zaten bu tür durumlarda e, kredilerde bu kredinin sigortalanması diye bir şey söz konusu ve kişi vefat ettiği zaman sigorta şirketi o vefat eden kişinin borcunu kapatıyor. Dolayısıyla çocuklarının bunu ödeme gibi bir yükümlülüğü yok. Zaten sigorta şirketi bunu kapatıyor. E, bu takdirde ee, bu helaldir. Yani sigorta şirketinin bunu kapatması caizdir. Çocukların ayrıca bunu ödeme gibi bir yükümlülüğü yoktur. Eyvallah hocam. Peki. Ama kredi çekmenin de faiz olduğunu haram olduğunu şey. zaten söylüyoruz. O ayrı bir şey. O Oraya ayrı girmiyorum. Şey. İlerleyen dakikalarda muhakkak onunla alakalı da soru gelir hocam. Efendim e, Havva Nur Şahin sizlere selamlarını iletmişler. Hayırlı akşamlar dileklerinde bulunmuşlar bizlere. Allah razı olsun. Çalıştığım iş yerinden maaşımı uzun süredir alamadım. Biriken maaşımı alabilmek için de bir dava açtım. Ana paramın üzerine gecikme faizi konulacak yasal durumdan dolayı ben bu gecikme faizini hoş karşılamıyorum. Sonuçta bir faiz sürü demiş efendim. Bu faiz parasını kendi alın terime bulaştırmayı düşünmüyorum. Gecikme faizi parasını ne yapayım? Hocam ne tavsiye eder? Bu gecikme faizi denen kısımlarda biz enflasyon farkı kadar olan kısmı alabiliriz kişi alabilir. Evet. Yani örnek verelim. Şimdi mahkemenin açıldığı dava diyelim 2019. 2019'da böyle bir dava açılmış. Mahkeme ne zaman sonuçlanmış? Diyelim ki 2022'de sonuçlanmış. Efendim, e, dolayısıyla burada 3 yıllık bir fark oluyor. 3 yıllık bir enflasyon farkı oluyor. Bu enflasyon farkı kadar olan kısmı alabilir. Eğer mahkeme enflasyon farkının üzerinde bir ceza vermişse tazminata hı hı. hükmetmişse bu fazla kısmı almaması gerekiyor. Ee, bu kısmı o e, o işverene iade etmesi gerekiyor. Yani bu evet. kısmı onun için helal değildir. Yani ön alacak sonra tekrar işverenine kendi elleriyle götürüp verecek o zaman. Tabii ki evet. Peki hocam. Teşekkür ederiz. Efendim Yakup Sancaktar. Benim çok ilgimi çekti hocam bu soru. Müsaadenizle iletiyorum hemen. Kola da litre başına 3 gram alkol olduğu söyleniyor. Kola içmek helal midir, haram mıdır? Hocam cevaplar mı demişler. Biz bu e, kolayla kola ile ilgili bir araştırma yaptırdık ve bu, bu gibi konuları bizim e, dini olarak cevaplayabilmemiz için işin teknik boyutu da var ve bununla ilgili biz ilgili bakanlıklarla uzun yazışmalar yaptık. Kurul olarak bu yazışmalar neticesinde ee, bize onlar cevaplarını gönderdiler ve biz de kurul olarak bu işin dini boyutunu araştırdık. Tabii ki e, bu tür e, kolalarda e, binde 3 oranında bir etil alkolün olduğu gözüküyor ama bu etil alkol e, bir çözünürlülü, çözünürlülük için kullanılıyor. Yani orada bir ham madde var yani kolanın ham, ham maddesi var. Hı hı. Bu ham maddeyi çözmek için kullanılıyor. Bu içmek için bir madde değil. Yani bu bu tür bir etil alkol içmek için ya da sarhoş olmak için kullanılan bir şey değil. O ham maddeyi çözebilmek için olan bir şey. Bu çözünürlülük esnasında da binde 3 oranında bir alkol oluşuyor. Bu alkol bazı gıdalarda da oluyor. Mesela ekmekte bile Ekmeğin olabiliyor. Ekmeğin mayasında değil Ekmeğin mi? Ekmeğin mayasında bile olabiliyor. Mesela biz ekmek yediğimiz zaman da bir kısım alkol almış oluyoruz veya diyelim ki bir elma yediğimiz zaman yani tatlı bir şey yediğimiz zaman portakaldır, mandalinadır o tür şeyler yediğimiz zaman da onlardan da bir kısım alkoller alıyoruz. Ama tabi bunlar doğal alkol olduğu için biz bunlar için bir haram diye söylemiyoruz ya da ekmek için haramdır diye söylemiyoruz. Bu tür kolalardaki şeyler esas itibarıyla şu an itibarıyla biz kola için haramdır demiyoruz. Ama İşin diğer boyutuna geldiğimiz zaman, boyutu. bu tabii ki bu dini boyutu böyle. Ama işin biz e, diğer boyutuna geldiğimiz zaman, ahlaki boyutuna geldiğimiz zaman, burada tabii ki e, kola'nın sağlığa hiçbir faydası yok. Geçen de bununla ilgili bir e, bilgi okumuştum. E, biz e, bir litre kola içtiğimiz zaman, bunu vücudumuzdan temizleyebilmemiz için. 32 litre su içmemiz gerekiyor. Yani demek evet, ki hocam. bu kola vücud için çok zararlı bir şey. Ayrıca bu kolalar daha çok yabancı yabancı kolaları halkımız tercih ettiğini görüyoruz. Şimdi bizler Müslüman olarak bazı zamanlar öyle zamanlar oluyor ki bağırıyoruz değil mi işte kahrolsun şu diyoruz. Kahrolsun şu devlet, kahrolsun bu devlet. Ama o kahrolsun dediğimiz devletin kolalarını Bazen iftar sofralarımızda alıp içiyoruz. Bir Müslüman olarak Müslüman duyarlılığına sahip olmamız gereken kişiler olarak iftar sofralarında içiyoruz ve kola içmeden yani soframızda kola olmadan neredeyse e, sofrayı kurmuyoruz yani. Ve Olmazsa e, olmaz bir şey. Çocuklar artık gibi. bu kolanın bağımlısı olmuşlar ve hatta şunları zaman zaman ileri sürebiliyoruz efendim. Bu kola şirketleri kazançlarının yüzde 10'unu İsrail'e veriyor diye onları da söylüyoruz. Zaman zaman böyle boykot çağrıları falan da yapılıyor ve boykot çağrıların içerisinde bu kolalar da oluyor. Ama nedense biz bir e, Müslüman hassasiyetiyle hareket etmiyoruz. E, lütfen bu zararlı kolalar yerine e, ne güzel söylüyorlar yani milli içeceğimiz bizim ayrandır. Ayran için. Ayran için. Eyvallah. Bizim... Hani rahmetli olduğu için rahmetle alalım analım. Ee, Recep yazıcıoğlu bir valimiz vardı ben hakikaten böyle çok severdim. O televizyona çıktığı zaman da büyük bir keyifle ve dikkatle baştan sona kadar kendisini dinlerdim. Bir gün bir köye gitmiş ve köyde kendisine kola getirmişler. Demiş bu ne ya? Köye geldik biz, ayran içmeye geldik. Sizde ayran yok mu? Demiş kaldırın bunları, atın bunları sofrasından kaldırttırmış bana ayran getirin demiş. Ya bizim milli içeceklerimiz var ya tertemiz suyumuz var, ayranımız var, meşrubatlarımız var, çeşit çeşit meşrubatlarımız var. Efendim biz o kadar bir bağımlı hale gelmişiz ki daha bu kolayı bile sofralarımızdan atamıyoruz. Ondan sonra kalkıp başka devletlere ver yansın ediyoruz. Burada ben bir samimiyet görmüyorum. Müslüman biraz samimi olması lazım, duyarlı olması lazım. İnşallah. Efendim milli şeylerle eskiden yerli malı haftaları vardı çocukluğumuzda. Yani bu kolanın içindeki binde 3 nok binde 3 oranındaki alkolden ziyade bizim bu hassasiyeti taşımamız lazım. kardeşlerimize destek olma. En azından kötülüğe buz etme noktasında tavrımızı inşallah bu şekilde serdederiz hocam. Genlerimizdeki ahlaki alkolleri çıkaralım. Öyle bazı şeylere takıp takıntılı olmayalım. Bizim genlerimizde ahlaki alkol var. Biz bunlarla mücadele edelim. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bir telefon bağlantımız daha var. Efendim Muğla'dan Hakan Ekmel telefon attığımızda. Hakan Bey hoş geldiniz. Hayırlı <laughs> akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Safalar getirdiniz. Allah razı olsun. gerekli Allah'ın selamı sizin ve üzerine olsun. Amin efendim. bir mukabele. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Hocama bir sorum olacaktı hocam. Tabii efendim. Dinliyoruz. Komisyonculukla alakalı emlak komisyonculuğu veyahut hmm. da sebze komisyonculuğu gibi bir meslek caiz midir? Evet. Komisyon almak caiz midir? Bunun İslam'daki yeri nedir? Bunu merak etmiştim hocam. Soralım Hakan Bey. Başka bir sorunuz var mı efendim? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Biz teşekkür ederiz. Cümlemizden Allah razı olsun. Duanızı eksik etmeyin inşallah. İyi akşamlar. Evet hocam komisyonculuk deyince aklımıza tabii emlak sektörü geliyor belki ama evet. efendinin hatırlattığı gibi bazı gıda ürünlerinin satımında da mesela komisyonculuk var. İslam dini komisyonculuğa nasıl bakar? Öncelikle şunu ifade edelim ki yasal çerçevede kalınmak suretiyle komisyonculuk yapmakta bir sakınca yok. Caizdir. Evet. Bunun için komisyon özel komisyonculuk diye bir meslek var artık. Mesela işte emlak komisyonculuğu var veya işte gıda komisyonculuğu var. Efendim bu emlak komisyonculuğunda veya gıda komisyonculuğunda e, bizim için makul ölçüler neyse, yasal ölçüler veya makul ölçüler neyse komisyonlar o ölçüde olması gerekir. Ve bunun da takibi gerekir. Yani burada e, müşterinin şeffaf bir şekilde bunları bilmesi, yani ne kadar komisyon alındığını bilmesi gerekir. Hı hı. E, müşterinin bilgisizliğinden hareket ederek, aldatılmaması, yanıltılmaması gerekir. Ama hepimiz çok şikayet ediyoruz ki ülkemizde özellikle gıda komisyonculuğu konusunda sıkıntılar var ve e, bu konuda bildiğim kadarıyla yasal çalışmalar falan da yapılıyor. Bu konuda halkımız çok muzdarip. E, burada e, es daha çok üreticiler kazanmıyor da bu komisyoncular Burada mağdur çok... olan üreticiler ve tüketiciler aslında. Evet, Aradakiler üret kazanıyor. Evet, üreticiler mağdur Oluyor ve tüketiciler de günümüzde daha evet, çok mağdur efendim. olmaya başladılar. Ee, bir de bu gibi durumlarda e, fakir fukarayı da gözetmek lazım. Yani gerçekten böyle insanlar var ki belki evine bir kilo meyve alıp götüremiyor ya. Yani. Bu insanları da düşünmek lazım. Yani e, ben komisyoncuyum, komisyonculuk helaldir diye e, fakir fukaranın sofrasındaki meyveleri almak, bana çalmak diyelim artık yani. Bunları çalmak ve o insanları mağdur etmek. Öyle ki çocuklar başkalarını görüyor, onlar çeşit çeşit meyveler alıyorlar. Ne bileyim ben şunu hiç unutamıyorum ya bir gün bir çocuk bir kasabın önünden geçiyordu böyle. Etlere baktı, baktı, baktı. Kameralarda gösteriyor ya yani nereden çekmişler. Baktı baktı ve oradan geçti ya. Yani bizim bir İslam toplumu olarak, bir Müslüman toplumu olarak buna hakkımız var mı ya? Yani? Biz bu insanları niye görüp gözetmiyoruz? Yani bir fakirin sofrasında birkaç çeşit meyve olmazsa, bunları niye onlara çok görüyoruz? Belki hani çok pahalı değil, hani bir liralık bir şey alabilir, iki liralık bir şey alabilir. Efendim neredeyse bu meyve türü şeylerin yanına insanlar yaklaşamıyorlar. Bir bir fırsatçılık var. Fırsatçılık ise caiz değildir. Evet. Bunu bir peygamberimizin hadisiyle bitirelim. Herkes de buradan dersini alsın. Men gashyana feleyse minna bizi aldatan bizi aldatan bizden değildir. Eyvallah. Bundan daha iyi bir söz olabilir mi? İnşallah bir takım çıkarımlar yaparlar. E, alınan miktarlar belli belliyse şeffaf bir alışveriş yapılıyorsa caiz ama İnsanları aldatmaya yönelik bir şeyler yapılıyorsa bu caiz değildir Değilir. dedik. Peki hocam. Efendim Erzincan'dan Berat Han Aslan telefon attığımızda kendisi 10 yaşında bir izleyicimizmiş. Sevgili yönetmenim e, az önce bilgilendirdi beni. Merhaba Berat. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam nasılsın? İyiyim hocam. ben bir bir tane sorun olacak. Tabii tabii dinliyoruz seni. Buyur. Bir Berat Han şey hem de kötülük yaptıysa hem cennet hem de cehenneme mi gidecek? Bir dakika şimdi. Ben senin sorunun ilk kısmını anlayamadım. Özür diliyorum senden. Tekrar sorar mısın sorunu Beratan? Tamam. Hem kötülük hem de iyilik işlediğimizde hem cennet hem de cehenneme mi gidecek? Bakalım soralım inşallah. Başka bir sorun var mı Beratan? Başka yok. Peki. Birazdan sorunu soracağım senin. Ee, annene ve babana bizden çok selamlar ilet. Senin gibi bir evlat yetiştirdikleri için iftar etsinler. Maşallah ne güzel. Dini konulara ilgin var. Ee, Cenab-Allah yar ve yardımcın olsun inşallah Beratan. Öpüyoruz seni gözlerinden. Evet hocam Beratan'ın sorusunu duydunuz. Evet. Hem iyilik hem kötülük yapınca hem cennete hem de cehenneme mi gideceğiz? Evet. Ben de bu yavrumuzun ve bunun gibi olan yavruların gözlerinden öpüyorum ee, ve kendilerine hayırlı uzun ömürler diliyorum. Allah'tan muvaffak Amin. ve başarılar Amin. diliyorum. Cenab-ı Allah zihin açıklığı nasip eylesin ve bu gibi yavrularımızı Kur'an'ımızın dinimizin hizmetçileri eylesin. Amin efendim. Allah razı olsun hocam. Şimdi bir insan bir mümin hem günah hem de sevaplar işlediği zaman işlemiş oldukları bu sevaplar ve günahlar yarın mizanda tartılacak. Yani bir terazide tartılacak. Cenab-ı Hak buyuruyor ki vel veznu yevme izinil hak. Kıyamet gününde tartı haktır. Demek ki bir tartı olacak. Bu tartının şeklini biz tabi bilmiyoruz. Nasıl bir tartı, ne şekilde bir tartı? Sevapların ve günahların tartılacağı bir tartı olacak. Sevaplarımız ve günahlarımız o kefelere, tartıların kefelerine kondu mu? Kondu. Peki sonuç ne? فَمَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ O terazide kimin sevapları ağır gelirse onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlar kurtuluşa erecekler yani cennete gidecekler. Elhamdülillah. Efendim, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِاَيَاتِنَا يَظْلِمُونَ Kimin de o terazide sevapları hafif gelirse, az gelirse onlar kendilerine yazık eden kimselerdir. Biz onlara bir zulüm yapmadık. Onlar bizim ayetlerimize zulmetmeleri sebebiyle yani onları göz ardı etmeleri sebebiyle bu duruma düşmüşlerdir. Başka bir ayeti kerime de bu çok daha e, dikkatimizi çeken ve ürkütücü bir şekilde anlatılıyor. Ve men khaffat mazinun fa khasiru enfusuhum fi cehenneme khalidun. Onlar da diyor cehenneme gidecekler, sevapları az kalanlar. Telfahu wujuhahumun nar ve hum fiha kalihun. Ateş onların yüzlerini yalayacak cehennem ateşi onların yüzlerini yalayacak. O güzel yüzleri, o her zaman bakımlı yaptıkları, o makyaj yaptıkları veya yapmadıkları, o güzel gözleri, o güzel yüzleri, o insanların bakmaya kıyamadıkları, biraz daha işte güzelleşeyim diye dakikalarca, belki saatlerce aynanın karşısına geçip o baktığı yüzler var ya diyor, Onların yüzlerindeki deriler dökülecek de böyle dişlerin sırıtmış bir vaziyette olacaklar. Hani nasıl ki ölen bir kimsenin kafatası oluyor da e, tamamen böyle etleri dökülüyor, dişleri dışarı fırlamış bir şekilde kafatasını görüyoruz ya. Aynen o şekilde. Ama iyilik yapanlar, evet, değil mi hocam, ağırlıkta iyilikleri daha fazla gelenler cennete gidecekler direkt. Evet. Şimdi e, Beratan dinliyor mu hocam? Tabii şimdi? ki. O yüzden Beratanın oraya, oraya geliyoruz. Gönlünü şimdi. hoş edelim biraz oraya geliyorum yani teraziden başladık oraya geliyorum şimdi burada tabii ki e, mümin olan kullar imanını korumuş muhafaza etmiş kullar Allah cümlemize nasip eylesin Amin. günah işledikleri zaman ve bu işlemiş oldukları günahlar sebebiyle terazide bunların şayet sevapları hafif gelmişse o zaman tabii ki işte kul hakkı vardır, Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Bunlardan dolayı cehenneme düşecekse bu tür müminler orada e, işlemiş oldukları günahlar orantısında cehennemde kalırlar. Ve ebedi kalmazlar onlar. Çünkü bu konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sahih hadisleri var bununla ilgili. Onlar cezalarını çekerler, ama Allah kimseyi düşürmesin ha. tabii ki. Önemli olma. Yani, evet, cezalarını çekerler ve cezalarını çektikten sonra da sonunda cennete giderler. Eyvallah hocam, çok teşekkürler. Sevgili Berat Han, şimdi beni dinliyorsan, ben senin bir abin olarak şöyle söyleyeyim. Hocam teknik olarak anlattı, ben de bir şey söyleyebilir miyim hocam yani müsaadenizle? Demek. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Size. Hocam diyor ki bir terazi var. Eğer sevaplarını çok tutarsan, iyi bir insan olursan cennete gidersin ve bütün arzu ve isteklerin yerine gelir. Sen iyi insan olmaya bak. İnşallah yine soruyu sormandan belli dini konulara ilgin var. Dinle haşır neşir olmaya, efendim, e, dindar bir insan olmaya, salih bir insan olmaya gayret et. İnşallah cennette kavuşuruz. O zaman yine tekrar sohbet ederiz seninle diyelim ve Erzurum'a gidelim inşallah. İbrahim Hatunoğlu telefon attığımızda. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Hocam bir sorum olacaktı. Tabii efendim. Dinliyoruz sizi. Şimdi biz köyde yaşıyoruz. Tarımla uğraşan bir kişiyiz. Evet. Kredi amaçlı düşük faizlerle örneğin bir traktör kredisi. Evet. Kullanmamızda dinen ne Yani bir caiz mi değil Evet soralım İbrahim Bey Soralım Başka bir sorumuz var mı? Teşekkür ettim sağ olun Biz teşekkür efendim. ederiz efendim Erzurum'a selamlarımızı iletin lütfen Allah'a emanet olun hayırlı akşamlar olsun Evet hocam tarımı destekleme adına Tabi bir takım e, ayrıcalıklar sağlanıyor Ama dini hassasiyet olan insanlar da Acaba bu dinen caiz mi diye de soruyorlar Tarım kredilerini kullanmak Tarımsal destek almak e, Bir noktada caiz midir? Tabii ki bizim vatandaşlarımızın faiz konusunda elhamdülillah yani bir kesimin Çok bir hassasiyetleri var. Bir şeyin adı faizse hemen orada dikkat kesiliyor. Acaba efendim ben burada ne yapmam gerekir diye dikkat kesiliyorlar. Burada tarım kredi kooperatiflerinde devletimiz bazen esnafın, çiftçilerin kalkınması için veya işte gençlerin ya da hanımların istihdamı için projeler geliştiriyor. Projeler geliştirirken esnafımıza, çiftçimize, kadınlara, gençlere bir takım krediler veriyor ve bu kredilerde faiz kelimesi geçiyor. Yani faiz terimi geçiyor. Burada tabii Müslümanlar bir hassasiyet duyuyorlar. Acaba bunu almamız caiz mi değil mi diye bir hassasiyet duyuyorlar. Burada her ne kadar bunun adı faiz olsa bile devletimiz burada masraflarını alıyor. Esasında bu tür kelimeleri devletimiz şeyinden mevzuatından çıkarması lazım. Yani bir şey faizse o kalsın. Ama faiz değilse yani hibe ise, destekse ya yani masrafsa orada çalışırım Orada çalıştırdığı elemanın elektriğidir, suyudur vesairedir kendi giderlerini karşılayan bir şeyse buna hibe diyebilir. Bu hibeye öderken de efendim e, bu masrafları senden alıyorum diyebilir. Böylece bu sorularla da biz muhatap olmamış oluruz. Tabii ki bu terimler geçtiği için de vatandaşımızın haklı olarak bir hassasiyeti var. Bu tür kredilerden yararlanabilirler. Hocam Trabzon'dan da Abdullah Bey hayvan kredisi caiz mi demiş. Devletten e, aynı minvalde bir soru. Bu herhalde hayvancılığı desteklemek adına devletin sağladığı bir fırsat. Ondan yararlanmak istiyor. Tabii ki yani devletimiz son zamanlarda bu çiftçilerimizin ve esnafımızın kalkınması için güzel çalışmalar falan yapıyor. Ama insanlar hep bizim gibi masa başında oturup hani devlet memur olmak için falan çalışıyorlar. Bu tür yerlere de tabii ki oralarda da insanlarımızın çalışması lazım. Ya bakın şimdi köylere gidiyoruz biz. Köylerde yumurtayı parayla alıyoruz. Sütü parayla alıyoruz. Efendim köylerde affedersiniz hayvan yok. Doğru düz koyun yok, kuzu yok, koç yok, bir şey yok. ...affedersiniz inekler yok, mandalar yok, hiçbir şey yok. Yani köy hayatı denecek bir şey kalmamış artık. E bunun sonucunda ne oluyor? İşte biz e, bu sefer bu tür şeyleri pahalı almak zorunda kalıyoruz. Ve Dışarıdan ithal etmek zorunda kalıyoruz. Yani şu kadar bereketli topraklara sahip olan insanlar neden dışarıdan et alırlar veya başka ürünleri alırlar? Yani bunu anlamak mümkün değil. Dolayısıyla, yani, dolayısıyla için. Dolayısıyla devletimiz bazı destekler yapıyor. Şimdi e, geçen senelerdeydi e, ben e, Haymana tarafında Ankara Haymana tarafında e, bir vatandaşımıza gittim. Bakın devletimiz ne kadar bir teşvik veriyor. 2 milyon lira masraf etmişler kendileri. Yani önceden hemen baştan parayı vermiyor. Şu tesisi yap diyor. Benim istediğim standartlarda projeni çiz getir. Efendim 2 milyon lira hayvan için bir destek vermişler. Onlar projelerini yapmışlar. O binayı, tesisleri falan yapmışlar. Devletimiz kalkmış ona 2 milyon lira hibe vermiş. E ne güzel değil mi? Ve orada bir sürü e, hayvanlar var ve sütleri de garanti yani gelip bir şirket onların sütlerini alıyor Efendim yeni yavrular var doğuyorlar veteriner kontrolünde hijyenik ortamlarda falan böyle ne güzel yani ben çok hoşuma gitti Dolayısıyla evet devletimiz hocam. bu tür teşvikleri falan veriyor bu tür teşvikleri almak da caizdir Peki hocam çok teşekkürler Allah razı olsun Efendim Bursa'dan Halil Güngör telefon attığımızda Halil Bey hoş geldiniz Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Amin. Allah razı olsun. Devletimize, milletimize, bütün ümmeti Muhammed'e zeval vermesin inşallah. Amin. 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 efendim. Teşekkür ederiz. İki küçük sorun var. Birincisi tesbih çekme adabı ile ilgili. Şimdi bu kısa günlerde sıkça yaşıyoruz. Sayır zamanlarda da oluyor. Sabah namazlarını kıldıktan sonra hemen işe yetişmek için erken çıkmamız icap ediyor. Ben çok evet. kere tespihatımı yolda yapıyorum. Evet. Dolmuşta, trende, otobüste. Bazen yani dalgınlıkla kalp seviyesinden aşağıda tespihi tuttuğumuz oluyor. Bazen bel seviyesinden aşağıda tutuyoruz. Hı hı. Bu ihalal getirir mi? Soralım. Bazen de bazen de abdestsiz olarak uzun yolculuklarda çekebiliyoruz veya günlük yaşantımızda da Zikir babında veya Esma-ül Hüsna babında e, tesbih çektiğimiz oluyor. Abdest gerekiyor mu? Yani, Soralım inşallah, yani, inşallah Halil ben Bey. Ben yine soruyorum ama inşallah. Tamam. İkinci sorunuz ee, nedir e, efendim? Ikinci, i̇kinci sorum da e, hocam şimdi e, bu senin 2018'in e, Nisan veya Mayıs aylarıydı. Yani, bu bir, bir günlük gazetelerden birinin bir köşesinde, bir e, dini köşesinde. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadis-i şeriflerinin yer aldığı bir köşesinde bu bildiğimiz bir hadis-i şerif var. İşte zar oyunlara, şans okulara, fallar haramdır Evet anlamında. Orada bu hadis-i şerifin içine şeyi de koymuşlar. Ben daha önce bu hadis-i şerifi biliyordum ama satrancı da koyduklarını gördüm. Daha önce böyle bir şey görmemiştim, duymamıştım. Evet. Satrancın dinimizdeki yerini öğrenmek istiyorum. Evet. Soralım Halil Bey. Evet. Bunlara sormak istiyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim. Bursamıza selamlarımızı iletin lütfen. Allah'a emanet baş üstüne, olun. Baş üstüne sağ olun. Da eksik etmeyin bizlere. Ne güzel dua ettiniz başta. Evet hocam. Tesbih çekme adabı nasıl olmalı? Şimdi beyefendi söyledi. Zaman zaman biz de görüyoruz. Mesela namaz sonrası tesbih çekimlerinde ...bazısı tesbih elinde Dizlerinin hemen yanında çekiyor. Bazısı şöyle göğüs hizasına getirip çekiyor. Bazısı tesbihle çekiyor. Bazısı tesbihsiz ellerini kullanarak parmakları vasıtasıyla çekiyor. Tesbih çekme adabı nasıl olmalı veya tesbih çekerken abdestli olmak durumunda mıyız? Evet. Güzel bir soru ve e, biraz da detaylar anlatmayı gerektiriyor. O yüzden hani biraz hocam. uzatırsak kusura bakmasın seyircilerimiz. Önce tesbih ne demektir? Tesbih, Cenab-ı Hakk'ı noksan sıfatlardan tenzih etmek demektir. Evet. Yani Sübhanallah diyen bir kimse Allah'ım senin hiçbir noksan sıfatın yok, eksik bir sıfatın yok diyor. Bu, bu demektir. Bu bize neyi hatırlatıyor? E, Cenab-ı Hakk'ı düşünmemizi, tazim etmemizi gerektiriyor. İşte bu vesilelerle biz tesbih çekiyoruz. Tabi tesbih çekerken de her zaman vaktimizde olmayabiliyor. Bazen işte yolda, dolmuşta, efendim, uçakta, trende vesairede her yerde tesbih çekebiliriz. Burada tesbih çekerken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu tesbihleri parmaklarıyla çekiyordu. Yani bildiğimiz şu parmaklarda bu tesbihleri çekiyordu. Vatandaşlarımızın bir kısmı da böyle çekiyorlar. Ama daha sonra ee, bir kısım sahabiler, sahabiden sonraki insanlar bu tesbih sayılarını unutunca hani kimisi nohutları koymuş kimi, fasulyeleri koymuş kimi, işte taşları falan koymuş böyle çekiyorlar. Şimdi bazı insanlar da bunlara takıyor. Ya tesbihe takıyor, yani bizim bu, da takıyor e, şey e, kullandığımız tesbihlere takıyor. Efendim bu bid'attır. Yok bilmem, hayır bid'at falan değil. Yani... E, biz bazen çok basit düşünüyoruz Müslümanlar olarak. Ne efendim peygamber efendimiz parmaklarıyla çekiyordu falan gibi. Tamam parmaklarımızla da çekelim daha iyidir hani çekebiliyorsak. Ama özellikle yaşlı insanlar bunları yapamıyorlar. Hani ben bile bazen parmaklarımı çektiğim zaman unutuyorum. Yani o yüzden tespih taşıyorum. Tespih de taşıyabilirler. Yeri gelmişken bunu da söyleyelim. Bu da bir bid'at değildir. Efendim. Burada tesbihi yok göbekten aşağıda tuttun, yok yukarıda tuttun. Bazıları uğraşıyor, şurada kalbinin hizasında tutuyor. Bazıları göbeğinin aşağısında tutuyor. Bazıları işte ne bileyim daha aşağıda tutuyor. Bunlar o kadar önemli şeyler değil. Çünkü bunlar birer alettirler. Bunlar neticede boncuklardan yapılmış. Yani boncuklarda bir kutsallık yok. Ya da taşlardan yapılmışsa, efendim camlardan yapılmışsa bunlar da bir kutsallık yok. Önemli olan o olan, olan değil mi? tesbih çekerken şu kalbimiz de tesbih çekebiliyor mu? Önemli olan budur. Yani kalbimiz de Sübhanallah diyor muyuz? Elimizde istediğimiz kadar Sübhanallah diyelim. Efendim kalbimiz Sübhanallah demiyorsa, elimizde istediğimiz kadar Allahu Ekber diyelim. Ne demek Allahu Ekber? Allah her şeyden yücedir, büyüktür. Ama Allah her şeyden yüce ve büyük olarak hayatımızda yaşayamıyorsak, onun büyük olduğunu algılayamıyorsak Allahu Ekber dememizin ne anlamı var o zaman? Veya elhamdülillah biz her bir şeyde bir kere şükretmiyorsak, halimize şükretmiyorsak, millet olarak sorulduğu zaman her şeye kötü kötü nasıl sınırlı, işler çok kötü, işler çok berbat, şöyle zarardayız, şöyle ziyandayız falan devamlı böyle şikayet ediyorsak o zaman tespih çekmemizin ne anlamı olabilir? Önemli olan bir kere daha ifade edeyim. Yani tesbihi aşağıda tuttuk, yukarıda tuttuk. Elbette o bir zikir aletidir. Zikir aleti olduğu için hani normal şeyler gibi de eee saygısızlık da gösterelim demiyorum ben efendim ama illaki bunu yok kalbinde tutacaksın, yok bilmem e, şu kadarını şöyle tutacaksın, o ka şu kadarını Elhamdülillah diyecek, derken aşağıda tutacaksın Yok bilmem Allahu Ekber derken yukarıda Çeşit çeşit şeyler uyduruyorlar böyle insanlar Yani dinimizin aslında esasında olmayan şeyler uyduruyorlar Yani bir kısım insanlar neredeyse bu boncuğa kutsiyat atfedecekler Yani camide alıp adam tesbih şuradan şuraya başka birine vermek için attığı zaman Ne atıyorsun diyor efendim bu zikir aletidir diyor Bu atılır mı bağırıyor çağırıyor Eyvallah Efendim e bu ona yardımcı olmak için onu gönderiyor e, abdestsiz olarak tesbih yapılabilir mi? Evet, abdestsiz olarak tesbih yapılabilir, çekilebilir. Abdest olarak çeksek daha iyidir. E, Mekan fark eder hocam? Mesela camide yapamadık, çıktık, dolmuşta yaptık veya evet. e, yürürken yaptık. E, her yerde biz Allah'ı zikredebiliriz. Yani dolmuşta, sokakta, her yerde biz Allah'ı zikretmemiz lazım. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'imizi her yerde okuyabiliriz. E, kimseye ağır gelmez. Şimdi... E zaman zaman hani böyle e, gergin fetva verirken e, ortamlar oluyor bazen istemeden. Şimdi e, biraz da seyircilerimizi gülümseten bir şey Buyurun anlatayım hocam. ben. E, bir e, uçakta gidiyorduk. E, yanıma bir hanımefendi e, oturdu. Kendisi de öğretim üyesiymiş bir üniversitede. E, ben tabii e, açtım Kur'an-ı Kerim'i, cüzlerimi bazen yüzünden de okuyorum. E, hemen bana müdahale etmek istedi... E dedi ki beyefendi dedi o önünüzdeki Kur'an-ı Kerim mi dedi Evet tedirgin böyle Kur'an-ı Kerim dedim Dedi ki ağır gelmez mi dedi e ne ağır gelecek dedim Yani uçaktayız dedi ağır gelmez mi falan bize bir zarar olmaz mı dedi. Yani uçak düşmez mi demek istiyor Dedim ki hanımefendi ben dedim ilk defa uçağa binmiyorum Çok uçağa bindim hiç düşmedim dedim Merak etme siz de düşmezsiniz dedim Yani Allah böyle takdir etmemişse Düşmez inşallah dedim niye ağır gelsin ki dedim Tam tersine dedim bu uçakta Kur'an-ı Kerim okursak, dualar, daha iyi zikirler olacak. yaparsak daha iyi, sizin için de daha iyi olur falan dedim. E, neyse oradan bir konuya girmiş olduk. Başka konular falan da böyle dini sohbet falan oldu. Her zaman böyle uçaklarda olmuyor. Sonunda inince hanımefendiye dedim ki gördüğünüz üzere uçağımız düşmedi, hiçbir şey de olmadı. Eyvallah. <laughs> Hocam e, yer ve zaman fark etmiyor dediniz ya, şimdi muhterem e, yönetmenimiz... Ali İmran 190. ayeti de onlar dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Yanları üzerine yattıklarında ya, çok da. Çok güzel. Bunu hatırlattı bize. Allah yönetmenimizden de razı olsun. Allah'a kıyamen ve kuvvete. Böyle yönetmene sahip olduğumuz için de ne mutlu bizlere. Allah'ın Bize olsun. ayetleri, hadisleri hatırlatıyor. hatırlatıyor ellezine yezkurun Allah'a. Onlar Allah'ı zikrederler. Kıyamen ayakta ve kuvveten otururken ve hala cünübim yanları üzere yatarken ve tefekküruna fi halqis semawati vel ard yerlerin göklerin yaratılışını tefekkür ederler bak zikir her türlü olabiliyor yatarken de olabiliyor yatağımıza yatarken de olabiliyor ayağımızı uzatırken de olabiliyor yeter ki Allah yeter tesbih ki ederim. biz biz Allah'la beraber olalım hocam bu tesbihat mevzusunda bu boncukların yukarıda aşağıda tutulmasında evet. bir hocam bana şöyle bir şey demişti Nefesi bildiğiniz gibi diyaframdan alıyoruz ya hocam. Niyaframdan evet. aldığınız nefes şöyle bir kalbi dolansın sonra boğazınızdan çıksın o zaman daha etkili olur demişti. Mesela kalple bir şeyleri söyleyebilmek. Dolayısıyla böyle pek fazla şekilciliğe takılmamamız evet. gerektiğini söylediniz. Allah razı olsun. İkinci sorusu da hocam satranç oynamanın dinimizdeki yerini merak ediyor. İzleyicimiz acaba satranç oynamamalı mıyız merak ediyorlar. Satranç bir zeka oyunudur. Zeka oyunu olduğu sürece hı hı. ve bizim ibadet zamanımızı aksatmamak kaydıyla, bakın satranç ben hiç oynamadım ama oynayanlardan duyuyorum, çok e, baya bir saatler alıyormuş, e, belki birkaç saat alıyor. E, namaz vaktini geçirmemek kaydıyla ve sürekli böyle boş zamanlarımızı bununla, geçirip de vaktimizi heba etmemek kaydıyla zaman zaman zekamızı geliştirmek için veya dinlenmek için satranç oynanabilir, caizdir. Kumara a vesile yapılmamak kaydıyla yani oyun kumar a vesile bir şey kaybetmeyecek Evet. E, kaydıyla satranç oynamak caizdir. Peki. Diyebiliriz. Hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Efendim, kayısı kayısıyla meşhur kayısı kent bir diğer ifadeyle dediğimiz zaman herhalde hepimizin aklına Malatya geliyordur. İlhan Akda, telefon attığımızda. İlhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar Hocam o benim iki tane sorum olacak. Hay, hay efendim buyurun. Hocam 2017'de Hac'a gittim. Allah kabul etsin. Gece, Allah razı olsun. Gece saat iki buçukta tavafımızı tavaf yapmaya gittik. İşte sabah namazını bekliyoruz geldik tam 3. kattayız. Sabah namazının vakit girdi. Önümüze geldiler yani tam böyle şeyle e, yani sıfırlamışız. Önümüze sadece bir secadenin yani sığacağı kadar bir yer var. O ezan okunduktan sonra bir akın geldiler önümüze böyle dizildiler. Ne kendiler bize namaz kıldı, ne kendileri kıldı, ne bize kıldırdılar. Evet. Sabah namazını o vaziyette kılamadık ve o kadar sinirlendim ki elimin tersiyle böyle bir tane yanımda duran adamın böyle göbeğinin üzerine bir tane vurdum. Biliyorum yapmamam gereken şey aslında orada hiç hoş olmayan bir şey ama işte gayri ihtiyarı sinirlenince yapmış yapmak zorunda kaldım. Evet. E bunu bir hocama soracaktım yani bunun şeyi nedir? Bir de bu İlhan Bey, e, e, şöyle bir şey söyleyeceğim. Öyle bir anlattınız ki ben o anı yaşadım yani. E, ama buradaki ölçü herhalde ben de yanılmıyorsam hocam düzeltin beni. İhramlı mıydınız efendim bunu yaparken? Evet. Evet tamam bunu şey, da pardon, öğrendik. Yok ilhamlı, ilhamlı değildim yok. İhramlı Değil. değildiniz tamam. Değildim yok. Diğer sorunuzu alalım. Bize şey bu öğlen namazından önce kirat vakti kaç dakika öncesine kadar mesela ezana kadar kaç dakika öncesine kadar veya meçhid namazı veya herhangi bir nafile namazı kılabiliriz. Mesela, evet. Kaza namazı öğrenelim Rahat inşallah pekala Çok efendim Çok Allah razı olsun biz Çok teşekkür, teşekkür ederiz Allah razı olsun İlhan Bey efendim Malatya'mıza selamlarımızı iletelim lütfen hayırlı akşamlar diliyoruz size ne güzel anlattı değil mi hocam ben sanki bir an gittim geldim yani ee, ama istenmeyen bir durumu pişmanlığını da yaşıyor yapmış böyle bir e, sinirle bir yanındaki arkadaşının e, göğsüne ya da göbeğine şöyle bir e, ufalamış diyelim Acaba bunun bir sorumluluğu olur mu ya da cezası? İnşallah Allah affetmiştir. Tabi bunun maddi bir cezası yok. Ama manevi olarak kişiyi böyle incitmişse Cenab-ı Hakk'ın affına kalmıştır. O kişinin de affına, hoşgörüsünden kalmış olan bir şeydir. Tabi burada hacda özellikle sabır çok önemli. Değil mi? Bu yüzden biz hacılarımıza seminer verirken efendim sabır diyoruz, sabır hacda e, öğrenmeniz gereken, yapmanız gereken üç tane şey var diye başlıyoruz. Sabır, sabır, sabır. Değil mi evet. hocam? Çok Değil önemli mi? bu. Evet. E, gerçekten hacda sabır çok e, önemli. Bazı zamanlar oluyor ki insanın çileden çıkası geliyor. Mesela diyelim ki asansörde bekliyorsunuz asansör gel, gelmesi için. Birisi geliyor göz açık sizden önce biniyor. Ya da yemek sırasında sizden öne geçiyor. Ne bileyim tür şeyler oluyor. Veya tavaf esnasında geliyor sizi birisi eziyor veya gruplar geliyor. Siz zor kaçıyorsunuz. Bir anda dışarıda durumlar oluyor. Evet, böyle durumlar oluyor. Ee, öyle ki bazen sizi sürüklüyorlar. Ee, siz yani e, Allah'a kalmışsınız ve bir şekilde Allah'a yardım ediyor bir taraftan çıkıyorsunuz ama böyle durumlar oluyor. Bütün bu durumlarda sabretmek ve hacılara böyle vurmamak lazım. Ama gayri ihtiyarı bazen itiş kakışlar falan oluyor. Bunlar da bazen hak ediyorlar yani. Yani vurmayı hak etmiyorlar. Yanlış anlaşılmasın. Geliyor adam seni yitiyor ya. Sen de kendini korumak için mecburen onu yiteceksin. O cezavü seyyiyatın. Mi seyyiyatın misla. Keşke itmesen daha iyi ama kötülüğün karşılığı da bir kötülüktür. Bazen böyle gayri ihtiyari şeyler oluyor. Mesela ben şeylere çok kızıyorum hacda. O makamı İbrahim'de durup da ben İki rekat burada sünnet namazı kılacağım diyenler var ya onlara çok kızıyorum ben. Ve orada hacıların önemli bir kısmı geçerken ya ayağa takılıyor düşüyor Tam sendeliyor. Veya onlara Allah kabul etmesin namazınızı diyenleri ben çok duydum yani. Böyle ben iki rekat sünnet namazı kardeşim git başka yerde kıl ya. Niye insanlara eziyet ediyorsun? Niye insanlara eziyet ediyorsun? Ecneb akt buyurmuş ki: "Vettakizu mim makam İbrahim'e musalla. İbrahim'in makamında namaz kılın." E dedi ama bunu izdiham olmadığı zamanlarda yap bunu. Kalkıp da izdihamın çok olduğu zamanlarda da yap mı dedi sana? Ya. Çekil bir kenarda kıl. Eyvallah Efendim hocam. bu kardeşimiz zaten pişman olmuş. İnşallah. Allah da inşallah o Yumruk attığı kişide onu affetmiştir af dilemekten başka yapacak Öyle diyelim bir şey yok. Efendim. Hocam, evet. Ayşegül Aksoy şöyle bir soru sormuş hocam. Bir de kerahat vaktiyle ilgili bir sorusu vardı. Hocam hac ile alakalı olduğu için ben konu bütünlüğü olsun tamam. diye Peki. bunu sorayım dedim. Müsaadenizle. Bekar bir bayanın hac kurası çıkması durumunda yalnız gidebilmesini soruyor. Gidemezse hacca gitmiş olan babasıyla birlikte gidebilir mi demişler. Bekar bir hanımefendi tabii ki ben şimdi burada mezheplere göre söylemeyeceğim. Yani hanefilere göre şöyle, şafilere göre şöyle söylemeyeceğim de kısa bir cevap vermek istiyorum. Buyurun hocam. Şayet hac yolculuğu esnasında başına bir sıkıntı gelmeyeceğinden eminse güvenilir gruplarla hacca gidebilir. Eyvallah hocam teşekkürler. Diğer sorusu özellikle öğlen vaktinin kerahat e, süresi tam olarak ne zaman girer ve kaç dakikadır hocam cevaplar mı dediler? Evet. Öğle vaktinin kerahat süresi biz kurul olarak 10 dakika olduğunu söylüyoruz. Yani, yani zaman noktas hesaplama 10 dakika. birimimiz bunun 10 dakika olduğunu bize söylüyor. Öyle biz 45 ya da 50 dakika falan söylemiyoruz. 10 dakika olduğunu söylüyoruz ama Sabahleyin ve akşamleyin 45'er 50 dakika oldu. O onlar tamam. Yani öğlen ezanının okunmasına 10 dakika kala. Evet. Öğlenin kerahat vakti. Evet. Peki hocam teşekkürler. Allah razı olsun. Efendim Ankara'dan Emrah Aygün telefon attığımızda Sayın Aygün hoş geldiniz. Merhaba kolay gelsin. Selam. Merhabalar. Aleyküm. Ve aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Benim eşim hamile. bununla ilgili bir şey soruştum size. Efendim sesinizi alamadım. Hakkınızı helal edin. Ne evet, yapıyorsun? Benim eşim hamile bir soru soracaktım ben. Evet buyurun. Buyurun. Emrah Bey özür diliyorum. Özür diliyorum efendim. Sesiniz kesip kesip geliyor. Galiba cep telefonu üzerinden görüşüyoruz. Şu an nasıl acaba? Şimdi biraz daha iyi efendim. Bir daha deneyelim inşallah. hocam benim eşim Amile. Evet benim onun üzerindeki sorumluluklarım ve çocuk doğduktan e, sonraki sorumluluklarımız olacaktır evet soralım tamam. inşallah Emrah Bey. bakalım hocam ne gibi tavsiyelerde bulunacak hayırlısıyla inşallah evladınızı kucağınıza almanızı Cenab-ı Allah'tan niyaz edelim ee, evlat hasreti çeken bütün kullarına da Cenab-ı Allah e, bu güzelliği inşallah bir an önce yaşatsın diye de duamıza bir eklemede bulunalım baba olmaya hazırlanan bir izleyicimiz hocam ne tavsiye edersiniz ee, i̇nşallah sağ salimen çocuğu doğar, öyle dua edelim. İnşallah. Ee, ve e, inşallah Allah eşine de kolaylıklar nasip eylesin. Amin. Ee, Kur'an-ı Kerim'de meşakkatli bir e, durum olarak onu zaten Allah Teala bizlere anlatıyor. Ee, burada öncelikle e, helal gıda konusunda hem kendisi hem eşi helal gıdaya çok dikkat etmesi lazım. İbadetlerine dikkat etsinler. Yani kendi ibadetlerine dikkat etsinler. Hı hı. Sadece helal gıdaya değil aynı zamanda ibadetlerine, dualarına bunlara da e, dikkat etsinler. E, çocuk doğduktan sonra da e, 7 gün içerisinde yapmaları gereken şeyler. E, öncelikle tabii ki e, doğduğu zaman böyle e, tatlı bir şeyle hani parmakla e, damağına bir olmak suretiyle böyle... E, Bal olabilir, başka bir şey olabilir. Hurma, eziye falan. Ee, yani belki. ezilen belki ya çok dikkat etmesi lazım tabi burada. Hani süzme bal ve e, bunun gibi şeyler olursa olabilir. E, yedinci güne geldiği zaman da veya daha öncesinde de olabilir ama yedinci günde sünnet olan şeyler, ona güzel bir isim vermek, ondan sonra sağ kulağına ezan okumak, sol kulağına kalmet okumak, kendisi bilmiyorsa... Okuyan birisini davet edip onları da okutabilir. Babanın eğer, yapması daha mı iyidir hocam? Tabii ki yani kendi kendisi yaparsa daha iyidir. Eyvallah. Efendim e, burada tabii bir de şu var e, eğer imkanı varsa bir kurban kesmek ve e, burada illa şart değil e, konu komşu kendileri herkes oradan yiyebilir ana baba e, dede ne herkes yani yakın akrabaları uzak akrabaları. Zenginler, fakirler, herkes ama önemli bir kısmını da fakirlere ayırırsa e, iyi olur. E, bu hususlara dikkat edip çocuğunu e, Müslüman bir birey olarak yetiştirme konusunda elinden gelen gayreti göstermelidir. İnşallah hocam. Doğum dedik, bir de ölümle alakalı soru soralım Kıymet Hocam. E, Enver Bey sizlere selamlarını iletmişler. Özür diliyorum Murat Bey. E, ölünün amel defteri kapanır mı demişler efendim sizden cevap bekliyorum. Evet, hadis-i şerifle buna cevap verelim. اِذَا insan, الْاِنْسَنْ اِنْ قَطَعَانَ عَنْهُ Bir insan öldüğü zaman amel defteri kapanır. اِلَّا مِنْ 3 Üç durum müstesna. Bir, sadakatin cariye. Ee, devamlı akan. Hani nasıl diyoruz ki gelir getiren bir şey diyoruz ya, devamlı gelir getiren. İşte bu da devamlı sevap getirisi sağlayan ameller. Bunları yaparsa. Eyvallah hocam. Diyelim ki hemen örnek veriyoruz. Çeşmedir, okuldur, yoldur vesairedir, e, köprüdür. İnsanların böyle faydalanabileceği. devamlı faydalanabileceği bir şey, su kuyusu açmak bu daha çok önemli Müslümanlar için, efendim. Ya da ne bileyim e, böyle dini müesseseler falan yapmak, hı hı. ya da okullar yapmak, efendim. E, memleketimize, milletimize bütün insanlığa faydalı olacak işleri yapmak min Yunus bih kendisiyle faydalanan bir ilim, bir kitap yazmış, bir makale yazmış, öğrenci yetiştirmiş efendim. E, bu evveledin salihin yedüne veya arkasından kendisine dua edecek hayırlı bir evlat yetiştirmiş. Bu gibi durumlarda ve buna benzer. Yani illa ki bu üçle sınırlandırmak da doğru değil. Bunlar Peygamber Efendimiz üçü bir örnek olarak veriyor. E, buna benzer kişi vefat ettikten sonra onun hanesine sevap kazandıracak davranışlar olursa amel defteri kapanmaz. Peki. Çok teşekkürler hocam. Efendim Denizli'den Cengiz Atik telefon attığımızda. Cengiz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sefalar getirdiniz. Buyurun dinliyoruz sizi. Efendim benim bir e, akrabam var. Akrabamın çocuğu var. Hı hı. Çok çalışkan, acar, okumaya kudreti var. Evet. Fakat o e, e, Babası annesi zayıf bir durumda okusamıyorlar. Evet. Şimdi ben düşünüyorum kendi kendime nasıl olsa önümüzdeki zekat, zekat vereceğiz. Ben buna e, yıl sonuna kadar e, para ödesem zekat yerine geçer mi? He, evet, peşinden ödemeyi planlıyorsunuz yani siz zekatınızı. Efendim ayda ayda ödeyeceğim çünkü hepsini bir ödemeyeyim. Anladım. Yani önümüzdeki yıl ödemeniz gereken e, zekatınızdan peyderpey Ödemeye başlayacaksınız, doğru Ödemeye mu? Ödemeye başlayacağım çünkü ben ödersem o çocuk öyle okuyacak. Elhamdülillah. Allah eksikliğinizi göstermesin Cengiz Bey. Bakalım hocamız ne diyecek, acaba oluyor mu? Ee, bu ince hassasiyetinizden dolayı da teşekkür ediyoruz. Okuyan bir e, çocuğa sahip çıktığınız için. Allah'a emanet olun. Evet hocam, böyle bir uygulama zekattan e, düşülebilir mi? Burada kişi zekata niyet ederse, yani parayı verirken zekata niyet ederse, Çocuğa söylemesi de gerekmez. Söylememesi daha uygun. Hı hı. Burada zekatına niyet ederse zekat olarak geçerlidir. Bunu bölüm bölümde verebilir. Yani aylık burslar halinde verebilir. Evet hocam. Bir mahsur yok. yok. Peki çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Efendim Cevdet Gardi iz, isimli izleyicimiz e, bize selamlarını iletmiş hocam. Demişler ki sizi sürekli izliyoruz ama bizim soruların cevaplarını bir türlü alamıyoruz. Cevdet Bey e, hamdolsun çok izleyen izleyicilerimiz var. Sizin gibi sürekli izleyen izleyicilerimiz de var. Ama bakın bugün sizin sorunuza da sıra geldi elhamdülillah. Sorusunu ee, cevaplayalım diye mi böyle yapacağız? Aynen hocam. Öyle, belki öyle de olabilir. <laughs> e, muhterem hocam ağır hasta olanlar doktor tavsiyesi üzerine çok özür dileyerek ifade ediyorum. Eşek sütü içebilirler mi? Şu anda e, eşek sütün iyi geldiği konusunda e, tıbbi herhangi bir veri yok. Bu ne zaman olabilir? Şayet diğer ilaçlar bir kişinin hastalığının tedavisine cevap vermiyorsa. Efendim, başka bir başka bir alternatif söz konusu değilse ve tıp otoriteleri bunun yani eşek sütünün bu hastaya diğer ilaçlardan daha iyi geldiğini söylüyorsa veya sadece bunun iyi geldiğini söylüyorlarsa Hı hı. O zaman kullanılabilir. Ama şimdi erkendir. Vatandaşlarımız bu tür şeylere inanıyorlar ve şu an için biz eşek sütünün caiz olduğunu söyleyemiyoruz. Yani eşek sütü kullanmak, içmek caiz değildir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz kıymetli biz hocam. Ederiz. Biz ailen sürenin sonuna gelmişiz. İki gündür ne çok soru sorduk, ne çok cevap aldık, ne güzel cevaplar aldık. allah Teala eksikliğinizi göstermesin inşallah. Amin cümlemizin. İnşallah haftaya nasip olur yine görüşürüz diyelim bu duayı da yapalım. Evet sevgili dostlar bugün Denizleri Yüksek Kurulu üyesi kıymetli hocam Sayın Mehmet Kapukaya Beyefendi ile birlikte aklınıza takılan sorulara cevaplar aradık bulduk da elhamdülillah. Cenab-ı Allah merak ettiği aklına takılan tüm sorulara doğru cevap bul, bulabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yarın görüşmek üzere.